Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Özgür Karabat. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Karabat. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Kayyum hangi partinin belediye başkanına, nereden ve nasıl gelirse gelsin tamamına karşı olduğumuzu buradan belirtmek isterim. Çünkü biliyoruz ki esas olan ve kutsal olan millet iradesi. Biliyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dolayısıyla kayyumlara tümden karşı olduğumuzu belirtmek isterim. Ve bugün aslında kayyumla karşı karşıya olduğumuz kanun maddesinin de yine FETÖ'ye karşı çıkartılan bir kanun maddesinin bütün partilere uygulandığına tanıklık ediyoruz. Anayasaya aykırı olan madde, geçici olarak Fethullah Gülen'le mücadele için çıkartılmış madde bugün bütün belediye başkanlarına uygulanır haldedir. Bunu buradan belirtmek isterim. Ve şimdi Esenyurt meselesine bir girizgah yapmak isterim. Değerli milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındığında gizli bir soruşturmadan bahsedildi. Ama gördük ki soruşturma gizli değildi. Çünkü basına olabildiğince fazla açıklama yapmıştı. Ahmet Özer savcı karşısına çıktı, iddiaları yanıtladı. Ve herkes gördü ki iddianameler fos, iddialar boştu. Ve bunun peşinden tutukluğa itiraz edildi. Hepimiz o tutukluğa itiraz kararını okuduk. Ben de okudum. Okurken sandım ki savcının bütün iddialarını reddeden bir hakim var. Aslında o doğru değil, aslında bu da doğru değil, vallahi bu da doğru değil, bu aramaların bir kısmı insani mülazalarla yapılmış diye. Sonuçta bunlar suç kabul edilmese bile bir gizli tanık var ortada diyen, ama gizli tanığın iddiası da tek başına delil olamaz. Fakat yine de bu gizli tanıkla beraber bir de delil bulursak o zaman bir şey oluşabilir diyen bir kararla tutukluğun devamına karar verdi. Ben sandım ki bu kadar yazdıktan sonra tahliye edecek. Ve değerli arkadaşlar, şunu söylemek isterim. Bugün Ahmet Özer içeride nasıl tutuyor biliyor musun? Ben senin suçlu olabilme ihtimalini sevdim diyerek içeride tutuluyor. İçi boş iddialarla içeride tutuluyor. Sonra bir gizli tanıktan bahsediliyor. Gizli tanık, değerli arkadaşlar, gizli tanık 2002 yılında Ahmet Özer'i tanımış. Bahsettiği kişi 2012 yılında ölmüş. Şimdi diyoruz ki gizli tanık nerede? Suya gitti. Bahsettiği kişi nerede? Dağa kaçtı. Su nerede? İnek içti. Demokrasi nerede? Yandı, bitti, kül oldu diyorlar bize. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve sonra ne çıktı? Belgeler açıklayacaklar. Belge 1. AKP kendisine seminer verdirmiş Süleyman Soylu başkanlığında. Belge 2. Cemil Çiçek meclise çağırmış. Buyurun tamamla. Anayasa Komisyonu'nda çağırmış. Belge, Sayın Recep Tayyip Erdoğan herhalde herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etmiyor. Kurban Bayramı'nı tebrik etmiş. Külliye'de fotoğraf verilmiş, AKP binalarında fotoğraf verilmiş. AKP ile seminer verirken devlet adamı ama şimdi CHP'den seçildi, terörist yaptılar. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Ahmet Özer, Profesör Doktor Ahmet Özer'dir. Ve sonunu söyleyeyim. Dün giden avukatına söyledi. Münir Karaoğlu kim? İçişleri Bakan Yardımcısı. Peki o bakana verdikleri raporları Abdullah Gül'e ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırdı mı? Evet, ulaştırdı. Yalanlayın şimdi. Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül de kendisinden ayrıca rapor istedi bu konunun çözümüyle ilgili. Ve son olarak bir kayyum atadınız. Kayyumu 30 Ekim'de atadınız. Kayyumu 30 Ekim'de atadınız. Vali yardımcılığını da 2 Kasım'da atadınız. İşte böyle yönetiyorsunuz, savruluyorsunuz. Hiç iyi olmadı. Hani özgür bir demokrasi mi ülkede yaşıyorduk? Demokrasi uygun değil. Değil, tabii ki değil. Böyle mi demokrasi olur? Seçilmiş insanları sen geliyorsun, kayyum atıyor. Madem böyle şey vardı, bu adamlara niye savcılıkta temiz kağıdı verdiniz? Niye mazbata verdiniz? Niye mazbata verdiniz? Niye bugünleri beklediniz? Evet. Madem öyleyse. Peki. Başkan, bilim insanı. Dürüst bir insan o aklımıza geliyor. Vallahi hiç iyi olmadı. Yani doğru şeyler değil. Daha önce aynı şekilde Cumhurbaşkanımız haksızlığa uğramıştı. Biz yine destek vermişti. Ama bunlar yanlış şeyler. Doğru şeyler değil. Yanlış şeyler. Olmaması şeyler. Ben anlıyorum. Söylememize gerek Ahmet yok. Özer deyince aklınıza ne geliyor?
Ya çok değerli bir insandır ama bunu böyle almaları doğru şeyler değildi. Mesela daha önce eğer bu adam böyle suçları varsa şey Yüksek Seçim Kurulu derdi ki senin böyle böyle şeylerin var. Girmemesi lazımdı. Ama hem onay veriyor sonra da böyle şey yapmışlar. Çok yanlış şeyler. Burada 1,5 milyon insan var. %49-%50 oy almış. Doğru şeyler mi bunlar? Bunun kardeşini geziyor TRT'den konuşturuyorsun. Sana suç değil mi? Ahmet Uzar Kürtçe konuştu. Gel Batman'ı gel. Suç gel görevden atıldı. Bu yani yok ki Allah kabul etmesin. Ben kabul etsem etmesem bu bir şey yapmaz. Tamam. Ahmet Özer deyince aklınıza ne geliyor? Abi Ahmet şey kim? Eski başkan, buranın başkanı. Abi adam neydi? Adam bilim adamı. Benim gibi ilkokul mezunu değil. Adam bilim adamı. Adam hep milletin içinden seçilmiş. Bilmem 1 milyondan ne kadar oy almış. Adam kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorsun? Ne oluyor? Millet cahil. Oy verdiği insanı tanımıyor, salak ya. Evet. Oy verdiği insanı tanımıyor. Bizim parti başkanımız veya işte ne bileyim Cumhur İttifakı arkadaşlarımız Ahmet Özer'in terörist olduğunu hemen kavruyor. Biz anlamıyoruz. Adam 40 yıldır ülkedeymiş, üniversitelerde ders yapmış, öğrenci yetiştirmiş, %50'ye yakın oy almış, Esenyurt'ta %50'ye yakın insan tanımamış adam. Ya saygı bırak, buradaki insanlar geri zekalı mı? Anlamıyor mu kime oy verdiğini? Tanımıyorlar mı adamı, kime oy verdiklerini bilmiyorlar mı? Abi bu kayın büyük bir hakaret. Büyük bir hakaret. Büyük bir hakaret abicim. Önce sürecin yanlış olduğunu bize söyleyin baştan. Evet. Seçilen bir adamı seçimle ancak alınabilir. Seçimin yapıldığı bu canlı anket yapılmış, vatandaş sandığa gitmiş, oyunu kullanmış. Her iki seçmenden birinin oyunu almış bu adam. Evet. Bu belediye başkanı. Doğru. Bu adamı görevden almak demokrasiye de aykırıdır, insan haklarına da aykırıdır, hukuka da aykırıdır, demokrasiye de aykırıdır. Kabul etmiyoruz. Hiçbir yasaya da uygun değil. Peki. Kabul etmiyoruz. Ahmet Özer deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ahmet Özer namuslu, düzgün, nitelikli, kariyerli, akademisyen. Bu ülke için düşünen, üreten, yorulan bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir yurttaşımız. Ben Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaş olarak Esenyurt'un 89'dan bugüne kadar olan bütün ilişkilerini bilen birisiyim. Burada yaşıyorum. Ahmet Özer... 5 yıldır buradasınız, evet. Buradayım. Siyasetinde içindeyim. Bizi yönetenler demokrasiyi tamamen askıya alıp, tamamen despot bir sistemi bu ülkeye egemen kılmak istiyorlar. Yani dünyada da böyledir. Baskıcı rejimler demokrasiyi sevmezler. Totaliter rejimler demokrasiyi kesinlikle sevmezler. Hayatları ne kadar, ömürler ne kadar uzatabilirlerse onlar için kar sayarlar. Yani bu ülkeye yakışmıyor. Bu ülkeye yakışmıyor. Ben ülkeme o görüntüyü yakıştırmıyorum. Evet. Bu görüntüden dolayı da bizi idare edenleri kınıyorum, ayıplıyorum. Yani bu çocukların, bu polislerin yani derken bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim değerlerimiz, bu halkın evlatları. Bunların görevi bu olmamalı. Bunların görevi üretmek olmalı. Bu ülkeye daha faydalı olmalı. Evet, tabii. Yani bu sokakları yaşanır hale getirebilmek için uğraşmalılar. Türkiye nereye gidiyor? Valla tuzun koktuğu noktadayız. Ama bakın karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğuşuna en yakın andır. Biz yarınlarda güneşin doğuşunu çok geçmeden göreceğiz, saygılar sunuyorum. 20 gün önce Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı, başkan görevden alındı. İyi mi oldu, kötü mü oldu ne düşünüyorsun? Adaletin olmadığını düşünüyorum. Yani halkın seçtiği, halkın oylarıyla başa gelen insanların kendi istekleriyle, istemedikleri için kayyum atılmasını kınıyoruz. Kesinlikle. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Bence İmamoğlu olmalı. Neden İmamoğlu? İmamoğlu neden? Çünkü bütün halka hitap ettiğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Daha yumuşak, daha ılımlı diye düşünüyorum. Halkın dilinden anlayabiliyor en azından. Peki. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu ne görüyorsun? Kesinlikle yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok. AK Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun musunuz, değil misiniz, ne düşünüyorsunuz? Değiliz. Ne zamandan beri efendim? Değiliz. Son 10 yıldır tamamen bir kaos var ülkede. Ülkemiz nereye giriyor? Ülkemiz yoksulluğa, adaletsizliğe sürükleniyor. Siz ne iş yapıyorsunuz sakıncası yoksa? Ben esnafım, bayan giyimle uğraşıyorum. Esnafın işi de zor zaten. Evet, öyle. Ya halk kendi arasında bir tık zaten.
Halk isyanda ama halkı dinleyen yok. AK Parti'ye oy verenler ve de AK Parti yönü gördüğün zaman biz uçurduk. İHA var, köprü var, SİHA var, lokanta dolu, kafe dolu diyorlar. Evet. Ne dersin bu çıkışa? Hemen ona vuruyorlar. Kesinlikle şöyle bir şey. Yani biz sonuçta üretici bir ülkemiz var. Üretimciyiz. Üretim tükendi, bitti. Halk o zaman yemesin, içmesin, açlıktan ölsün. İnsanlar çok görüyorlar. Bir çay bile çok görüyorlar. Yaşamayalım, nefes almayalım. Yani kendi ülkemizde biz yoksulluğu yaşıyoruz. Seçtiğimiz birilerini kesinlikle işlerini göremiyorlar. Yani öyle bir şey var ki kendi içimizde kaos yaşıyoruz. Bizim halkımızın kendimize yaptığımız zulmü kimse kimseye yapmıyor. Kendi kendimize yapıyoruz ve bunu kendi aramızda anlaşamıyoruz. 20 sene önceden daha mı kötü durumdayız? Berbatız. Öyle mi? Çok kötüye gidiyoruz. Çok kötüye gidiyoruz. Dış devletlerle anlaşamıyoruz. Devlet olarak anlaşamıyoruz. Kendi içimizde anlaşamıyoruz. Papua Yeni Gine'nin parası bile bizden daha değerliymiş. Çok. Herkes bizden değerli artık. Bulgaristan'ın. Herkes bizden değerli. Herkes bizden değerli. İnanın bize sığınan şu anda Suriye'den yoksul hale düştük. Kimse bunun farkında değil. Herkes at gözlükleriyle yaşamaya devam etsin. Ama bu millet bir olacak. Ama ben buradan herkese sesleniyorum. Artık bence bir şeylere dur demenin vakti geldi. Bir şeyler artık sahip çıkalım. Esenyurt'a da sahip çıkalım. Doğu'ya da sahip çıkalım. Ben Güneydoğulu'yum. Ben Sirtliyim. Seçtiğim partiyi, seçtiğim siyasetçilerin elenmesi. Güneydoğu'da bugüne kadar hiçbir yolsuzluk yapılmamıştır. Hiçbir belediyede, Esenyurt'a dahil hiçbir yolsuzluk yapılmadığına rağmen bu insanların kelepçelenip atılması bu çok acı bir durum. Çok küçük. Değerli doktorlarımız yurt dışında. Değerli akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz hapishanedeler. Hepimiz sürgündeyiz. Kim başta? Şu anda hapishaneyi neler başta? Ben bunu nefretle kınıyorum. Herkese de akla davet ediyorum. Herkes aklını başına alsın. Esenyurt'a da sahip çıkalım. Doğu'ya da sahip çıkalım. Biz kendi haklarımıza sahip çıkmadığımız müddetçe biz adaletin yanında hakkın yanında bir yanında olalım. Kesinlikle. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.